Diyebilirim. Çünkü ben o ayrılık konuşmasından sonra yani istifa konuşmasından sonra genel olarak kamuoyunda yani CHP'ye yakın isimlerin de uzak isimlerin de çok sert bulduğunu o konuşmayı ve o konuşma içerisindeki ifadeleri yani CHP'ye yönelttiği suçlamaların çok fazla olduğunu en azından 2 sene evvel Cumhurbaşkanı adayı olduğu bir partiye yönelik işte FETÖ, Soros vesaire gibi birçok çok sert olduğunu söyledik. Yani bir hafta içerisinde bunlar genel kamuoyunun kanaatiydi aslında. ben bu programda yani Habertürk'te katıldığı programda biraz daha ılımlı olabilir diye düşünmüştüm. Biraz açıkçası. Daha yumuşar. Evet belki. Yani çünkü bu kadar hani yorumlar yapıldı kamuoyunda. Bunları bir şekilde derler, toparlar ve biraz daha yapıcı, olumlu konuşur diye düşünmüştüm. Ama gördüm ki hani el arttırıyor derler ya, hakikaten daha da üste çıktı. Ben şöyle düşünüyorum. Sayın Muharrem İnce herhalde bunu bir siyasi retorik olarak kullanacak. Yani öfkeli kimliğini, yani öfkeyle konuşan bu da onun herhalde siyasi, yani daha evvelki tabii siyasi geçmişinde böyle bir üslubu vardı, yani hafiften böyle bir hani öfkeyle konuştuğu bir üslubu vardı ama özellikle CHP'ye karşı bu denli yüksek devam etmesi herhalde bundan sonra kendine çizdiği bir siyasi yol olacak diye kanaat getirdim buradaki programdan sonra. Buradaki yani Habertürk'te yaptığı programın içeriğine gelirsek yine çok kişisel buldum ben gerekçeleri. Kişisel. Kişisel, evet. Yani verdiği örnekleri ideolojik bir ayrılıktan ziyade kişisel olarak, yani nedir bu işte o dönemde arkadaşlarının listelerde yer bulamaması, parti yani partinin içinde siyaset yapacak bir alanın kendisine bırakılmamış olması gibi ya da işte gel bakalım Muharrem'den sonra istifa etmeyi düşünüyordum derken yine kişisel, yani burada hani herhalde bir ideolojik şeyden bahsedemeyiz bu. Çok özür dilerim, siz değil mi efendim? O şöyle açıklamaları da vardı. Mesela ben daha önce istifa etmeyi de düşündüm. Mesela adaylıktan çekilmeyi de düşündüm. İşte bunlar yüzünden. Bunlar. Ama şöyle de bir şey söylüyor. Diyor ki mesela seçim gecesi sistemleri çöktü CHP Genel Merkezi'nin. 4 genel başkan yardımcısı 2. tura kaldı dediler. Ellerinde bir şey yoktu. Bana hiçbir şey veremediler. Sabah istifa edecektim. Sonra ya sabır dedim. Ama Abant'ta seçim değerlendirme toplantısına beni çağırmadılar. Ya aday benim ama ben olmadan bir seçim değerlendirmesi toplantısı yapıyorlar. Ya bunların hepsi mümkündür. Yani ben tabii bunları söylerken şunu söylemiyorum. Yani CHP'de her şeyi çok mükemmel yaptı o süreçte ama ona rağmen Muharrem Bey elbette ki yani aksayan birçok şey vardır. Ya hatırlayın yenilenen İstanbul Büyükşehir seçimlerinde Sayın Binali Yıldırım çok erken sayılacak bir vakitte çıktı. Sanıyorum saat 7.30 falan gibiydi ve hayırlı olsun dedi. Yani o da bunu yaptı mesela. Çünkü geçen sefer yani bir önceki tekrarlanan seçimde çok zorlamıştı AKP. Hani bu öndeyiz, gidiyoruz vesaire gibi. Ve bundan bence kendisi de biraz rahatsızlık duymuştu o süreçten. İkinci seçimi kendisi erken çıktı. Yani bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi içinde değil. Bu tür seçim sorunları, iletişimsizlikleri muhtemelen bütün siyasi partilerin içinde var. Hele ki kitle partilerin içinde çokça var. Yani ekipleşmeler var, elbette ki aksaklıklar var. Hepsi kabul. Yani bunların hepsi kabul. Ama yeni bir parti kuruyorsanız daha ideolojik bir çatı ve çerçeve içerisine yerleştirmek lazım. Bunun içinde tabii belirli bir program üzerinden yükselmek, belirli bir program ve aslında tüzük, yani bir partinin tüzüğü programı. Evet. İşte onlar üzerinden, ilkeler üzerinden. O noktada söylediği cumhuriyetçi bir parti olacağız sözü var elimizde. Ona atıfta bulunuyor sürekli. Evet. Yani elimizdeki söz o. Cumhuriyetçi bir parti olacağım. O zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nden nasıl ayrışacak? Yani cumhuriyetçi parti olma noktasında. Hani onları görmek lazım. Ama buradaki programda izleyebildiğimiz kadarıyla hala CHP'ye karşı çok sert eleştirilerini sürdürüyor.
Bu iyi bir strateji mi, doğru bir strateji mi? Bunu sürdürdüğümü, yani şimdi şöyle düşünelim. Mesela AKP'den ayrılan partiler de AKP'ye yönelik eleştirilerini Deva ve Gelecek yürütüyorlar. Hı-hı. Ama onlar onun karşısında. Yani oradan oy almaya çalışıyorlar ve karşıda bir başka yapı kurmaya çalışıyorlar. Hı-hı. Şimdi Muharrem İnce'de şöyle bir durum oluşacak kendisi için. Şöyle bir sorunlu durum oluşacak. Hem bu tarafta, yani Millet İttifakı'nın bulunduğu tarafta diyelim, ya da Cumhur'un karşısında diyelim, ama hem de içinde bulunduğu bölüme bütün itirazları.